Herkese merhaba, yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün size kaşlarımı nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Böyle bir basic serisi başlattım. Yani makyajda en önemli stepleri nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Ben make-up artist değilim. Tabii ki en doğru şekilde yapmıyorum. Sadece benim nasıl yaptığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Merak ediyorsanız lütfen seyretmeye devam edin. Bu basic serisinde sadece yüzümün bir tarafını yapmayı planladım. Çünkü farklı görmenizi istiyorum. Sağ kaşımı yapacağım. Bunun için normal bir kaş fırçası kullanıyorum. Benimki şimdi Anastasia Beverly Hills'ın 12 numaralı fırçası. Ama herhangi bir fırça kullanabilirsiniz. Yani sizin kaşınıza hangisi daha uygunsa onu kullanın. Gördüğünüz üzere benim kaşım gerçekten çok az. O yüzden daha küçük fırçalarla çalışmayı seviyorum. Normalde biliyorsunuz ben Anastasia Beverly Hills'in ürünlerini kullanıyorum ama bu videoda daha uygun fiyatlı ürünler kullanmak istedim. Seyircilerimin de daha çok hoşuna gideceğini düşündüğüm için zaten. Bunun için Rival de Loop Young'ın Eyebrow Pomade'ini kullanıyorum. Böyle bir ürün. Rossmann'larda bulabilirsiniz. Benim rengim 01 Soft Brown. Galiba iki rengi var. Bu Anastasia'nın ürününe kesinlikle çok benziyor. Kalite açısından olmasa da ciltte duruş olarak. Yani bir muadil diyebilir miyiz yoksa? Ya tam değil ama yakın. Yakın. Nihat daha biraz kurumuş bile. Ben hep kaşımın ortasından başlayarak arkaya doğru çalışmayı seviyorum. Yani ilk kuyruğumu yapıyorum. Bu arada kaşlarım, evet almıyorum kaşlarımı çünkü alınca kaşlarım daha da az gözüküyor. Hani böyle karışık durması benim açımdan daha iyi. Bu arada kaşımı da hep fondötenden önce yapıyorum. Bunun nedeni de çünkü kaşımı gerçekten aşırı şekilde boyayıp dışını concealerla temizlediğim için fondötenime karışmasını istemiyorum. O yüzden fondötenimden önce yapıyorum. Orada bir şeyler yapıldı ama. Kaş pomadımı az önce de söyledim. Çok kurumuş dedim. Bunun için Inglot'un Duraline ürününü kullandım. Nemlendirmek için. Bunu size de tavsiye ederim. Normal su kullanmayın. Pek işe yaramıyor. Bunu denedim çünkü. Bu tarz ürünler kullanabilirsiniz. Peki açıldıktan sonra ömrü ne kadar ki böyle kaş pomadlı? Hep markadan markaya değişir ama mesela Rival de Loop'unki 6 ay yazıyor. Yani benimki 6 ayı biraz geçti açıkçası söyleyeyim bunu. O yüzden de kurumuş zaten. Ama yani 6 ay içinde bitirebilirsiniz çok iyi ama bence bitirebileceğinizi sanmıyorum. Çünkü gerçekten az kullanmanız yetiyor. Pigmentasyonu yerinde çünkü. O yüzden size bağlı yani. Ha, Inglot'un ürününe para vermeyip direkt yeni kaş pomadı da alabilirsiniz. Ama ben Inglot'un ürününü eyelinerlarım içinde kullandığım için. Yani fazla ürünü olanlar Inglot'u alabilir tabii ki. Aynen. Ama sadece tek bir ürün için alınması saçma olur. Saçma olur. Gördüğünüz üzere kuyruğumu bitirdim. Öne doğru çalışmaya başlıyorum. Burada da gerçekten fırçama az ürün alıyorum. Ne kadar çok gözükse de. Peki kaşı fazla olanlara da yine pomat mı önerirsin yoksa kaş kalemi veya kaş pudrası mı? Yani benim gibi kaşı olanlara kesinlikle pomat öneririm. Pomat sevmiyorsanız kalem de olabilir.
Ama pudra kesinlikle hiç önermem. Çünkü hemen akıp gidiyor. Hiçbir şey, bir işe yaramıyor. Pudrayı az kaşlı insanlara şöyle öneririm. Pomat yapıp bir daha pudrayla setlemek için. Ama o zaman da çok sert bir görünüm oluyor. Onu da çok tavsiye etmem. Ama öyle kullanabilirsiniz. Kaşı fazla olan arkadaşlarıma da ya kalem öneririm. Ama ince uçlu kalemleri öneririm. Ya da gerçekten pudra kullanabilirsiniz. Sadece aralıkları doldurmak için. Kaşımı bu şekilde yaptıktan sonra güzelce tarıyorum. Gördüğünüz üzere ton saçımla iyi tutuyor kesinlikle. Çok kırmızı değil. Aşırı küllü de değil. Çünkü benim saçımın kendisi zaten hafif kırmızı. Yani tam küllü değil. O yüzden renk olarak uyuyor. Tabii saç renginize göre uydurmanızı tavsiye ederim. Maalesef bazı arkadaşlarımız siyah kaş ürünleri kullanmayı seviyor. Onu tavsiye etmem. Özellikle saç renginiz açıksa. Orada dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bittik mi? Tabii ki bitmedik. Videolarımda da gördüğünüz üzere görmüşsünüzdür mutlaka. Ben kaşımı aşırı, az önce de gösterdiğim gibi aşırı şekilde tarıyorum. Gerçekten blend olması için. O yüzden ürün dışa taşabiliyor. Bunun için bir kapatıcıyla, bir concealerla kaşımı temizliyorum. Normalde herhangi bir kapatıcı kullanabilirsiniz ama ben fazla sulu ve yağlı concealer kullanmamayı tercih ediyorum. Özellikle kaş bölgemde. Gözümün altına kullanıyorum o tarz ürünler. Ben mesela Elf'in Camo concealer'ını kullanıyorum. Bendeki rengi Light Sand. Dediğim gibi herhangi bir kapatıcı kullanabilirsiniz. O tamamen size bağlı ve cildinize bağlı. Şu şekilde biraz yukarı. Biraz da aşağı. Aynı zamanda ben gözlerimi de primeliyorum. Çünkü ben primer kullanmıyorum gözlerime. Concealer kullanıyorum. Bu şekilde aşağıdan başlayarak. Concealer maalesef aşırı hızlı kuruyor. Bir sünger alıyorum ve kalan concealer'ımı cildime yediriyorum. Kullandığım sünger bu arada Real Techniques'in ama tabii ki favori süngerinizi kullanabilirsiniz. Concealer'ımı yedirirken de kaşımın ön bölgesine de şöyle yediriyorum. O ombre efekti tutmak için. Son olarak da bir kaş sabitleyici jel kullanıyorum. Biliyorsunuz yine Anastasia'nın ürünü kullanırdım normalde. Ama şöyle bir ürün keşfettim. Bunu daha hiç denemedim. Flormar'ın Eyebrow maskarası. Bunun fırçasını çok sevdim. Şeffaf bir jel bu arada. Renkli değil. Ve dışı da şeffaf değil. Evet, yani kirlendiğinde belli olmuyor. Onu da çok sevdim. Biliyorsunuz normalde çok çirkin bir görüntü oluyor. Bu arada fırçası... Silikon. Silikon. Plastik diyecektim. Aynı şey değil mi? Neyse. Fena değil gibi.
bu şekilde arkadaşlar. Yakında kaşlarıma bakabilirsiniz. Bence kesinlikle fark belli oluyor. Özellikle şu bölgede. Eskiden kaşlarım daha azdı. Birkaç serumla bu hale getirebildim şükür. Ama daha fazlası gelmiyor gerçekten. Zorlayamıyorum da artık. Kaşım gerçekten az. Gördüğünüz gibi hiç kuyruğum yok. Bu şekilde pomatla düzeltmeye çalıştım. Yani kaş formundan memnunum bu şekilde. Ben çok ince kaş sevmediğim için daha kalın çiziyorum. Ama kesinlikle zevk meselesi. Dediğim gibi ben kaşımı nasıl beğeniyorsam sizinle onu paylaşmak istedim. O zaman benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Bu şekilde basic videoların da gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Ne istiyorsanız mesela ne bileyim far olabilir, bronzer olabilir, krem kontürü olabilir. Her şeyi yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Güle güle. Hoşçakalın.